Merhaba The Bear'ın 3. sezon incelemesine hoş geldiniz. Başladığından bu yana bize her yaz bir sezon sunan FX'in ödüllü dizisi 3. sezonuyla da aynı ivmeyi koruyabildi mi? Bu sezonda nelerle karşılaştık? Bu videoda bunu konuşacağız. Videoya geçmeden önce ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Hazırsanız başlıyorum. Endişeli, aceleci, stresli, bir o kadar da çalışkan olan Carmen Berzatto, The Beef isimli, yeni ismiyle The Bear olan Berzattoların, daha doğrusu trajik bir şekilde kaybettiği abisi Michael'dan yadigar kalan dükkanın baş şefi, iki sezondur hem yoğun temposlu hem de sündürmeden anlattığı hikayesiyle hem eleştirmenlerin hem de aynı anda izleyicilerin favorisi olmuş, zaten başarısını Emmy ve Golden Globe gibi nüfuzlu ödüllerle de kanıtlamış olan bir yapım kendisi. Ben de başından beri severek takip eden nereden bir tanesiyim ve bu sezonda sizlerden gelen istekler doğrultusunda bir video yapmak istedim. Çünkü sizin de neler düşündüğünüzü gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi şu duruma değinerek başlamam gerektiğini düşünüyorum. The Bear şimdiye kadar birçok ödül kazandı biliyorsunuz ve dikkat ettiyseniz neredeyse aldığı bütün ödüller komedi kategorisinde. İçerisinde belki sadece %20 oranında komedi bulunduran bu diziye bir komedi dizisi demek ne kadar doğru gerçekten bilemiyorum. Çünkü sayılı birkaç olay ve başlı başına Richie'nin kendisi dışında ben bu dizide çok da bir şey güldüğümü hatırlamıyorum. Son derece trajik bir hikaye üzerine kurulu ilerliyor ve her bölümü de bunu aratmayacak kadar gergin geçiyor. Tabii ki bu sezona geldiğimizde işlerin kısmen değiştiğini görüyoruz ve öncekilere oranla temposunda gariplikler sezdiğimiz bölümler bizleri karşılıyor. Ama sonuç olarak bunun bir komedi dizisi kapsamında ödüllendiriliyor olması benim garibime gidiyor şahsen. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz yorumlara bekliyorum. Öncelikle sezona bir önceki sezonun yorgunluğunu attığımız bir bölüm başlıyoruz. Tomorrow. Sadece müzik ve yemeklerle donatılmış, Carmen'in kafasının içerisindeki karmaşıklığı bir süreliğine bir kenarı bıraktığı ve bize adeta bir gastronomi belgeseli izlettiği bir bölümdü. Bu kadar durgun geçmesini ben de beklemiyordum ve aslında sezon açılışı için çok da doğru bir tercih gibi görünmüyor. Ben genel olarak 3. sezon üzerinde gezinen kara bulutlar olduğunu düşünüyorum. Ancak çoğunluk tarafından acımasızca eleştirilen Napkins ve Ice Chips bölümleri hariç, bu dizide daha öncesinde de tek bir karakter üzerine yoğunlaşan bölümlere rastlamıştık. Ama bu sezondakilerin yeri bir başkaydı. Birer biyografik mini film olarak nitelendirebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle Tina'nın hikayesinin anlatımı bence çok başarılıydı. Napkins bölümü Sydney olarak tanıdığımız Hollywood'un yeni yıldızlarından Ayo Edebiri'nin ilk yönetmenlik deneyimi. İlk işi olmasına rağmen çok güzel bir iş çıkarttığını düşünüyorum. Öncesinde özellikle de ilk sezondaki tavırlarından ötürü Tina'ya karşı herhangi bir sempati beslemiyordum, açık konuşayım. Ama bu bölüm hem bu hikayenin hem de kendi hikayemizin sadece ana karakterlerden ibaret olmadığını çok güzel bir şekilde anlatıyor. 40'lı yaşlarındaki bir kadının iş bulma konusunda çektiği sancılar onu böyle sıcak bir yuvaya getiriyor. Burada ara sıra gördüğümüz ama asla tamamen tanıma fırsatı elde edemediğimiz Michael'ın karakterine dair verilmiş olan önemli bir detaya da rastlıyoruz. Michael hiç tanımadığı bir kadına zaten zor durumda oldukları bir dönemde iş teklif edebilecek kadar merhametli bir insanmış. Kendi adıma konuşmam gerekirse ben bu flashback sahnelerini çok severek izliyorum. Dizinin çok başarılı işlediğini düşündüğüm bir konsept. Özellikle geçtiğimiz sezonda koca bir film izlemiş kadar olduğumuz Forks bölümü de bunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Böyle bölümlerde Michael'ı da görmeyi çok seviyorum. Çünkü dizi en başlarda konuya bodoslama bir şekilde sadece birkaç küçük açıklama yaparak daldığı için Carmen'in ailesinin detaylarına veya yasına dair herhangi bir fikrimiz yoktu. Ama Michael'ı da tanımaya başladıkça biz de onun ölümüne gerçekten üzülmeye başlıyoruz. Bu da ana karakterimizde empati yapabilmemizi sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi bence. Michael demişken biraz diğer konuklarımızdan bahsedelim. Will Poulter 2 sezondur Chef Luca olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca kendisi bu dizide yer almanın hayallerinden biri olduğunu söylemiş. Yani işini çok severek yapıyor ve muhtemelen 2. sezonda yer almasının nedeni de bu diziyi gerçekten seviyor ve yönetmenin de bundan gurur duyuyor olması. Çünkü 2. sezonda çok da kilit bir rolü yoktu zaten. Josh Hartnett, Richie'nin eski eşinin evlenmek üzere olduğu adam Frank olarak karşımıza çıktı. Olivia Colman ise Chef Terry, kendisinin özellikle bu sezonda Carmen'e çok şey öğrettiğini, muhtemelen öğretmeye de devam edeceğini gördük. Ne alaka dediğinizi duyar gibiyim ama bir diğer konuğumuz da John Cena. Kendisi Fack ailesinin bir başka üyesi Sammy olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok görebilmeyi dilerdim. Gerçekten bu diziye çok yakışmış. Umarım diğer sezonda birkaç sahnesi daha vardır. Ve Jamie Lee Curtis, Michael, Carmen ve Natalie'nin
Natalie'nin anneleri Donna olarak karşımıza çıkıyor yine. Sezonun Ice Chips isimli Natalie'nin doğumuna odaklanan bölümünde yine harika iş çıkarttığını düşünüyorum. Yine durgun ve gereksiz olarak görülen bir bölüm ama ben çok severek ve zorlanarak izledim açıkçası. Bence bu bölümle her iki oyuncuya da birer adaylık gelecektir çünkü gerçekten çok başarılı performanslar izledik. Az önce söylediğim gibi Napkins'le birlikte sezonun en sevilmeyen bölümleri olarak adlandırıldı belki ama ben gerçek bir drama olduğunu düşündüğüm bu dizinin kökünü çok güzel besleyen bölümler olduğunu düşünüyorum. Olaya bu açıdan bakarsak gerçekten güzel bölümlerdi. Onun dışında şöyle bir genele baktığımız zaman 3. sezon ne yazık ki iyi bir sezon değildi. Son bölüme geldiğimizde cenaze yemeğinin ardından bizimkilerin bir araya geldiği ve eğlenceli bir şekilde yemek hazırladıkları tatlı sahneyle kapanış yapıyoruz. Terry'nin Salt Bay hareketi dikkatinizden kaçmamıştır diye umuyorum. Dikkatimi çeken bir diğer şey bu sezonda özellikle ana karakterleri bir tık geride bıraktık. Sydney ve Richie'nin olaylarına çok geri plandan bakıldığını düşünüyorum. Richie'nin eşine bir türlü ısınamadım. Adamın hala ondan hoşlandığını bile bile yeni düğününe davet ediyor oluşu gerçekten sinir bozucu. Richie'nin de en az Carmi kadar zorlu yollardan geçmeye çalıştığını düşünüyorum. Ve ben kendisini Carmi'den sanırım bir tık daha fazla seviyorum. Çünkü çok daha doğal bir karakter. Sydney konusuna gelecek olursak, geçtiğimiz sezonda tanıştığımız Adam Shapiro'nun kendisine bir iş teklif ettiğini gördük. The Beef'in yeni ismiyle The Bear'ın bir işletmeden çok bir aile dükkanı olduğunu söylemek daha doğru. Bu da çocukluğundan beri eksikliğini çeken Sydney için çok önemli bir oluşum ama bu sefer de kariyeri konusunda karar vermesi gerek. Zorlu bir çıkmaz içerisinde ve sonunda bir panik atak geçirdiğini görüyoruz. Carmi desek kendisini dükkana o kadar çok kaptırmış ki yaşamayı unutmuş. Eskiden yine katlanabilir bir karakterdi ama bu sezonda her güne yeni menü çıkartmak ya da kocaman bir yetişkin olmasına rağmen Claire'le bir türlü konuşamaması gibi kendini insanlara iyice kapattığını görüyoruz. Çok yoğun ve fazlasıyla stresli bir karakter. Kafasının içinin ne kadar dolu olduğunu biz seyirciler olarak sonuna kadar hissedebiliyoruz. Gerçekten hayatın yorgunluğunu üzerinde taşıyor. Genel olarak ortalama bir sezondu. Kendi klasmanında ortalamanın altında bir Bear sezonuydu. Ama her şey yarım kaldı. Dolayısıyla bunu bir bölümün daha yarısı olarak düşünmek ve ikinci kısım geldikten sonra asıl yorumu yapmak gerekiyor bence. Her şeyiyle çok severek takip ettiğim bir yapım. Oyuncuları, konusu, nadir esprileri ve kökündeki o gerçek dram izleyiciyle çok güzel bağ kuruyor. Bir sonrakinde önceki sezonların temposunu yakalayabilmesi dileğiyle diyelim. Peki siz bu sezon hakkında neler düşünüyorsunuz? Spoilerli yorumunuzu aşağıda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.